Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir analiz videosuyla karşınızdayım. Piyasaları konuşmaya, değerlendirmeye devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi altını, doları, gümüş ve kripto paraları konuşacağız arkadaşlar. Haftalık kapanışlarımızı aldık. Çok önemli uyarılarım olacak. Çok kritik bir sürece giriyoruz. Özellikle emtia yatırımcısı, altın ve gümüş yatırımcısı dikkat diyeceğiz. Uyarılarımız devam edecek. Gireceğimiz bu süreçte tabii kripto para yatırımcısı da etkilenecek. Onlar ile ilgili de uyarılarım olacak arkadaşlar. İsterseniz hemen şöyle ekonomik takvime bakarak başlayalım. Bu arada biliyorsunuz her videoda bir hediye etkinliği yapıyoruz arkadaşlar. Videomuzu beğenip aşağıda bir tane yorum bırakan takipçilerimiz arasından bir kişiye 200 TL değerindeki Tether'ı hediye olarak gönderiyoruz. Sizler de bu hediye etkinliğine katılabilirsiniz. Videoya bir tane beğen atıp aşağıda bir tane yorum bırakmanız yeterli olacaktır. Gelecek videoda kazanıp kazanmadığınıza bakabilirsiniz arkadaşlar. Geçtiğimiz videonun kazanan kişisi şu an ekranlarda duruyor. Ben aşağı mail bilgilerini vesaire koyacağım. Tether adresini vesaire bana göndermesi dahilinde hediyesini alabilecek. Evet, şöyle ekonomik takvime bakalım. Bu hafta ABD tarafından gelecek önemli veriler var arkadaşlar. Nedir o veriler? Tabii ki de enflasyon verileri. İşte Ekim ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Beklentiler yüksek. Enflasyon ABD'de yükselmesi bekleniyor. İşte geçtiğimiz ay 5,4 açıklanmıştı. Tabii son herhalde 6-7 yılın en yüksek enflasyonu ABD tarafında. Bu ay ise, yani geçtiğimiz ayın rakamı ise 5,8 gelmesi bekleniyor. Gerçekten tahminler bile yukarılarda arkadaşlar. 5,5 yukarısına gelmesi dahilinde tabii ki altın ve gümüşe bunlar yaramaya devam edecek. Veri açıklanırken işte çarşamba günü saat 4.30'da açıklanıyor Türkiye saatiyle. Dalgalamalar fazla olacaktır. Panik alım satımlar yapmayın arkadaşlar. İniş çıkışlar olabilir. Ama şunu belirteyim. Altın ve gümüş de artık net bir şekilde yukarı yönlü döndük arkadaşlar. Enflasyonu büyük ihtimal ABD'de 6'ya yakın gelmesini ben bekliyorum. Bu da altın ve gümüşe yaramaya devam edecek arkadaşlar. Borsalarda bir tık satışlar olabilir ABD tarafında ama oralarda da genel trend yukarı yönlü devam edecektir. Çok önemli bir veri arkadaşlar. ABD'de bile enflasyon yükselmeye devam ediyor. Tüm dünyada enflasyon yükselmeye devam ediyor. Enflasyonist bir ortam var ve bunlar da tabii ki emtia yatırımcısı, altın ve gümüş yatırımcısını kazandıracağı benziyor arkadaşlar. Zaten trendlerde yukarı yönlü dönmüş durumda. İngiltere tarafında perşembe günü sabah saat 10 civarlarında işte 3 yıldızlı bir veri var. İmalat üretimi. Daha sonra işte gayri safi yurt içi hasıla var. Bunlar da önemli olacak arkadaşlar. Özellikle sterlin dolar paritesini etkilemesi beklenebilir. Onun dışında bu hafta çok önemli bir veri yok. Gelecek haftalarda arkadaşlar tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararları var. Onlar da çok önemli yer tutacak. Hemen şöyle dolarla başlayalım. Şimdi dolar haftayı 9.67 gibi bir rakamdan kapattı. Yine yukarılardan bir seviyede kapattık. Peki bundan sonra dolarda ne olacak? Dolarda arkadaşlar inişli çıkışlı süreç devam edecek. İnsanların kafasında, yatırımcıların kafasındaki en önemli soru işareti işte dolar mı daha çok kazandır, altın mı gümüş mü? Ben bu süreçten sonra altın ve gümüşün daha çok kazandıracağını düşünüyorum. Ha bu değil ki dolarda yükseliş bitti. Dolar yükselmeye devam edecek arkadaşlar. Dolar rekorlar kırmaya devam edecek. Tabi ara ara düzeltmeler olacak vesaire ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Altın ve gümüşün ben bundan sonraki süreçte daha fazla kazandıracağını düşünüyorum. Çünkü oralarda bir trend kırılımına çok yakınız. Muhtemelen birkaç hafta içinde bu kırılımları alacağız. Özellikle küresel fiyatlarında işte ons altında, gümüş dolarda vesaire. Bunlar da tabii ki TL fiyatlarına etkisi olacak. Şimdi dolarda peki bundan sonraki süreçte ne beklenebilir? Bakın şurada arkadaşlar bir çizgi alacağım ben size. İşte doların 8.35 olduğu civarlarda 8.80'lere giden süreç, 3-4 aylık süreçte. Bakın bu çizgiden sürekli satış yemiş arkadaşlar. Buraya gitmiş 8.50'ye satış yemiş. 8.50'ye gitmiş tekrar satış yemiş. Bakın burada 8.72'ye gitmiş satış yemiş. Çizgiyi birazcık daha uzatın. İşte burada 8.80'e gitmiş satış yemiş. Şimdi ben bu çizgiyi, burası önemli bir direnç demek ki. Bu çizgi çok önemli. Ben bunu sağ tarafa doğru bir kaydıracağım. Bakın sağ çizgiye doğru genişlettim. Hop. Geldi buraya. Gene çok önemli bir yer tutuyor. Bu sefer ne için? Burayı kırıp burada destek yaptığı için. Bakın. Geçtiğimiz 2021 Nisan, Mayıs, Haziran aylarında direnç olarak çalışan çizgi şu an destek olarak çalışıyor. Ve burası muhtemelen destek olmaya devam edecek. İşte 950-951 bölgelerinden geçiyor.
Böyle çizgiler çok önemlidir. Tek bir çizgiyle destek ve direnci bakın bulduk arkadaşlar. Burada bir de süper trendi açtığımızda hemen hemen bakın bu çizgiye denk gelen seviyeye denk geliyor aynı şekilde. 9.50, 9.51'ler, 9.52'ler dolar TL için önemli bir destek attı. Hani ben önümüzdeki 2-3 aylık süreçte bu rakamların altını beklemiyorum. 9.50, 9.51, 9.52. Bu seviyelere geri çekilmeler bana göre fırsat ve dolarda ben yükselişlerin 9.51 destekte devam etmesini bekliyorum. Zaten bahsettiğimiz bakın RSI tarafındaki beklenti de aynı şekilde devam ediyor. Hani sert yükselişler belki olmayabilir. 10 direncine doğru zaman zaman ataklar gelecek. 9.60'a doğru da zaman zaman satışlar. Tabii ki dolarda 10 ve üzeri için hazırlık yapılıyor arkadaşlar. Yani bu 2021'in sonu mu olur yoksa 2022'nin ilk çeyreği mi olur? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ama grafikler birebir benzer. Bakın burada da RSI'de uyumsuzluklar vardı. Dolar rekor kırmaya devam ediyordu. 3-4 ay boyunca böyle kademeli olarak rekorlar kırdı. Sonra ara bir düzeltme geldi. Tekrardan yükselişe devam etti. Muhtemelen öyle bir süreç göreceğiz. Yani 10 direncine doğru sürekli ataklar gelecek. 9.60'da destek olacak. Birkaç ay boyunca bu aralıklarda devam. Hani Merkez Bankası olur da böyle 200-300 bas puan birden yine faiz indirirse o zaman 10 ve üzerine gideriz. Ama böyle 50 bas puan, 100 bas puanlık bir indirim gelirse yine 2-3 aylık süreçte bu şekilde devam. 2021'in ilk çeyreğinden sonra da 10 ve üzerinin ben geleceğini düşünüyorum dolar TL'de. Hemen buradan altına geçelim. Şimdi altın yatırımcısı tabii ki haftayı çok güzel kapattık. Onu bir kere belirteyim. Ben size şunu demiştim. Altını, ons altını en fazla Kasım'ın sonuna kadar tutabilirler. Çünkü hareket alanı daraldı arkadaşlar. Yani altında geçmişe bakın. Hep benzer yükselişler gelmiş durumda. Mesela burada ons altında 1350 görüyor. Hop bir trend kırılıyor. Böyle bir ara düzeltme. Tekrar rekor seviyeler. Sonra gene bakın gene aynı şekilde burada bir düzeltmeye giriyor. Hop trend kırılıyor. Gene bir yükseliş. Bunda dikkat edin bir yükselen trend üzerinde yapıyor bunları. Gene bakın burada aynı şekilde şurada göstermek istiyorum. Buradaki tabii daha büyük bir yükseliş. Ve burada müthiş bir 1-1,5 senelik bir dinlenme. Artık sonlarına geldik. Yani buradaki gibi bir trend kırılım gelecek ve altında 2000 dolar ve üzerine gideceğiz arkadaşlar. 2000 dolar ve üzerine ben ons altında kendi görüşüm olarak yatırım tavsiyesi olmadan net bir şekilde bakıyorum. Peki bu yükseliş ne zaman başlayacak? Ben size şunu belirteyim. Artık 1770'ler önemli bir destek olmak zorunda. Üçüncü kez bu trend çizgisi test ediliyor. Geçmişte de genellikle dördüncü defa test ettiğinde kırmış ama bakacağız. Yani buradan bir ret alırsak tekrar bir 1770 denemesi gelebilir. Onu bu hafta göreceğiz. Olur da 1830 üzerine gittiğimiz an üzerine kaldığımız an bu artık trend çizgisi kırılmış oluyor ve altında net bir şekilde 2000 dolarlara ışık yakmış olacağız. Bu hafta çok kritik. Bu hafta 2000 dolar yolculuğu başlayabilir. Onu bir kere belirteyim. Geri çekilme olursa buradan bir et yersek ben bunu hafta içi değerlendireceğim zaten. Ama ondan sonraki günlerde işte dönüşlerde vesaire ondan sonraki haftalarda bunun kırılmasını beklerim. Yani ons altında artık Kasım son zamandır. Çok sert yükselişler gelecek. Altın dolardan daha fazla kazandıracak. Çünkü dolar yukarı gidiyor tamam. Zaten bu zamana kadar gram altın hep dolar bazlı yükseldi. Bundan sonra bir de buna ons altın katılacak. Rekorlara hazır olalım arkadaşlar. 580 kısa vadeli çanak hedefimizde. Bakın gram altında 480, 530. Buradan işte aldığınız zaman 50 TL koyduğunuz zaman 580 yapıyor 530'a. 580 ilk hedefimizi. Burada da şöyle bir hareket bekliyorduk. 550 destek yaptık. Daha sonra 580. Bu hareket geliyor arkadaşlar. 580'e doğru çıkışlar devam edecek. Peki ons altındaki o 2000 dolar hatayla beraber gram altından ne bekliyoruz? Gram altından şunu bekliyoruz arkadaşlar. Ben 680 TL'nin hedef olduğunu düşünüyorum. Gram altına. Peki tamam 680 dedik. Herkes bir rakam söylüyor. Yani bunu bir işte bir teknik analizle bağdaştırabilir miyiz? Bağdaştırabiliriz. Burada bakın günlük grafikte çok derin bir çanak kulp yaptı. Handle cup. Bu formasyon hedefi de 400'lerden aldığınız zaman işte burada da 550 hemen hemen 150 TL'lik bir hareket. İşte şurada kırılıma baktığınız zaman kabaca şuradaki iğnelemeleri görmezsek 530'dan 150 TL eklediğimiz zaman 680 TL hedefimiz çıkıyor. Yani buradaki formasyon hedefi aslında 680 TL'ler.
Bunun da bilgisini vermiş olayım. Gram altın hayırlı uğurlu olsun. 680 TL'ye hedefimiz. Bu hedef tabii ki hani bir haftada bir ayda gelmeyebilir. Belki 2021 sonu, belki de 2022 ilk çeyrek. Ama 680 TL en geç 2022'nin ilk çeyreğine kadar gelmesini ben bekliyorum. İlk çeyrek sonuna kadar. Ha bu değil ki işte 2022 işte Şubat Mart aylarına kadar sürecek. Ben 2022 ilk çeyrek sonu derim. Hareket çok hızlı bir şekilde de gelebilir. Çünkü formasyon kırılmış durumda. Bakın burada da onaya geldi günlüklerde. Çok güzel bir geri dönüş aldık. Ben işte 2022'nin ilk çeyrek sonu derim. Bir bakarsınız bir ay sonra hedefi gelmiş olur. Ben maksimum sürebileceği en fazla süreyi sizlere söylüyorum. Gene aynı şekilde gümüş yatırımcısı. Bakın çok sabrettiler. Sabrın sonu selamet dedik. Burada da çok net bir şekilde trendin döndüğünü ben size söyleyebilirim. Peki nasıl? Bakın en son trend kırılımından sonra 25 dolara bir atak yaşadık. Buradaki geri çekilmeyle 23 dolarlardan destek alacak dedik. Aldık 24 dolarlara geldik. Şimdi işin ilginç tarafı arkadaşlar, öyle bir formasyon yapıyor ki trend kırılımından sonra altında zaten bunu destekliyor. Müthiş bir yükseliş geliyor bakın gümüş dolarda. Bunu 24 dolardayken söylüyorum. 30 dolarlar artık net bir şekilde benim hedefimdir. Gümüş dolarda. Hatta şunu da söyleyeyim, 2022'nin ilk çeyreğinden sonra belki daha erken de olabilir. 30 dolarların kırılmasıyla daha yukarılara gideceğiz. 35 ve 40 dolarlar hedef haline gelecek. Yani gümüş yatırımcısı bence bunu değerlendirmeli. Elinizde gümüş yoksa bir miktar da olsa bu seviyelerden alınır arkadaşlar. Gram gümüş TL olsun, gümüş dolar olsun. Çünkü bakın burada da bir ters omuz baş omuz formasyonu yapıyor. Bunu da şu şekilde gösterebilirim sizlere. Burada da hedefimiz arkadaşlar net bir şekilde bakın son ters omuzunu tamamlıyor burada. Şöyle 25 dolar, aşağıda da 21 dolar, 4 dolarlık bir kırılım. 25 dolarların kırılması 29-30 dolarlar hedef haline gelecek. Bu formasyonu bu şekilde tamamlamasını ben bekliyorum. Tabi bu süreçte hani şöyle gitgeller yapabilir. Burada panik satım alımlar yapılmamalı. Daha sonra kırılımıyla hop 29 dolarlar benim gümüş dolarda genel hedefim. Haftalık ve aylık zaten hiç değinmeyeceğim bile. Çünkü hedefler bayağı bir yükseliyor. Sizi çok fazla uyardım ben. Bakın panik yapmayın. Geri çekilmeler illaki olacak. Bu kadar enflasyonist bir ortamda hani geri çekilmelerde bunlar değerlendirilebilir fırsatlar. Panik yaptıranları kulak asmayın demiştik. 29 dolarların kırılmasıyla bakın yukarıda 35 dolarlar var. Bunlar ilerleyen aylarda konuşacağımız seviyeler arkadaşlar. Şimdi gram gümüş TL'ye, gram gümüş TL'de de şunu belirtmek isterim ki 7.20'lerden çok güzel bir dönüş aldık. 7.50 üzerinde kalmaya çalışıyor. Bu hafta muhtemelen kalmayı başaracak. 7.70 ve 8 seviyelerine doğru bu hafta içi ben yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. 7.70 bu hafta içi benim genel bir hedefim. Üzerindeki inelimeyle işte 7.80, 7.9 belki 8'e doğru da sıçrama gelebilir. Gram gümüş TL'de bununla bilgisini vermiş olayım ve Bitcoin'i geçmek istiyorum. Şimdi tabii ki Bitcoin tarafı da hani buralarda bir süreci vardı. Şöyle bir çanaktan bahsetmiştik. Geri çekilmeler oldu. Dün Twitter tarafında yazdım. Panik yok dedim. Bakın böyle panik olduğunuz zamanlarda vesaire ben işte Twitter tarafından uyarıyorum. Türkiye'de adresinden beni mutlaka takip edin. Panik yapmayın diye size uyardık. Dün geri çekilmedi. Bugün tekrar yukarıdayız. Yani şu anlık Bitcoin'de sorun gözükmüyor arkadaşlar. Ve muhtemelen altındaki hareket başladığında Bitcoin de onunla beraber hareket edecek. 66-67 kalır, hatta 70K ve üstü hedef haline geleceğini ben düşünüyorum. Yani gümüş tamam daha fazla yükselecek ama Bitcoin de onunla beraber hareket edeceğini ben düşünüyorum. Buradaki çanakla beraber arkadaşlar bakın şöyle bir çanak var. 68K'ların kırılımıyla ilerleyen zamanlarda daha da büyük yükselişler bekliyorum. Altın ve gümüş kadar hani yükselmez. Çünkü hani Bitcoin belli bir yere kadar geldi. Yükseliş devam edecek tamam mı? Böyle kademeli kademeli. Ama altın ve gümüş de beraber hareket edecek. Çünkü ikisi de arzı sınırlı bir varlık. Emtialardan bahsediyorsak Bitcoin'i de bundan ayırmak çok mantıksız olur. Bu arada Warren Buffett da biliyorsunuz Warren Buffett çok önemli bir isim piyasalar adına. Gerek işte
yazdığı kitaplarla gerek işte sözleriyle gerekse yaptıkları yatırımlarıyla piyasalarda önemli yer tutuyor. Ve bu arada Warren Buffett'ın şirketi nakit varlıklarını rekor kırmış arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? Bakın likidite krizi yaşanacak arkadaşlar dünyada. Nakit krizi. Bu kadar para bolluğunun olduğu dönemlerde parayı tekrar ABD çekmeye başladığı zaman bu nakit krizi kaçınılmaz olacak. Şu an bile bazı ülkeler nakit krizi çekiyor. Nakit bulmakta zorlanıyor birçok şirket, birçok ülke. Bir de bunu ABD bu kadar paranın bol olduğu dönemde bu ülkeler, bu şirketler bunları yaşıyorsa ABD parayı çekmeye başladığı zaman bu ülkeler ne yapacak siz düşünün ya da bu şirketler ne yapacak siz düşünün. Warren Buffett'ın şirketi de nakit varlıklarını rekor kırmış. Büyük ihtimal likit varlıklarını artırıyorlar, nakitlerini artırıyorlar. Büyük bir krize hazırlık yaptıklarını söyleyebilirim. Tabii içeriğinde böyle bir yanıltmaca var. İşte yok koronavirüsten dolayı vesaire işte çok fazla bir kar oranımız yok vesaire denmiş ama bilerek nakite geçiyorlar arkadaşlar. Risk almıyorlar. Bu adamlardan nakite geçiyorsa demek ki bir kriz dünyayı bekliyor diyebiliriz. Bu arada hangi altcoin'leri değerlendirebiliriz? SHIB vardı bir ara değerlendirdiğimiz. Çarpı 13 yakın bir rakam gibi bir kar etmiştik. Geçtiğimiz günlerde 0,0435 kadar indi. Burası sarı bölge trend dibi olarak bahsetmiştim. Twitter'da yazdım, Telegram'da yazdım. Buradan ben aldım dedim arkadaşlar. Hani analiz falan yok. Dedim ki direkt aldım. Buradan bir yükseliş bekliyorum dedik. Hop %30, %40'lık müthiş bir yükseliş yakaladık. Şimdi ise tekrar burada bir dengelenme süreci olacak. 0,0435 altını ben beklemiyorum. Geri çekilmelerde değerlendirin. Bakın böyle 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 böyle. Biraz buralarda konsolide süreci. Bu biraz sürecek arkadaşlar. Onu belirteyim. Hani öyle 3-5 gün içinde şipten bir atak beklemeyin. Ama daha sonra tekrar 8000'lere doğru çıkışların ben devam edeceğini düşünüyorum. Son bu çanak kırılımıyla bir sıfır atacaktır. Bunu da belirteyim. Şimdi işte Ship, Kishu, Akita, Doge, Baby Doge gibi coinler vesaire beraber hareket ediyor. Benim hepsine biraz yatırımım var. Destek ve dirençleri zaten sürekli sizlerle paylaşıyorum. Telegram'dan paylaşıyorum, Twitter'dan paylaşıyorum. Ship'te de bakın şu sarı bölgeye yaklaşmalar birer değerlendirilebilir bölge. Bunun da bilgisini vermiş olayım. 0050 ile 0045 aralığı. Bu gibi coinleri ben nereden alıyorum? Shiba, Kishu, Akita, Doge gibi coinleri. Tabii ki de OKEX'ten alıyorum arkadaşlar. Hepsi var burada. Yani işte Binance'a bakıyorsun sadece Shiba var, Doge var. Diğerleri yok. Kishu, Akita, Baby Doge gibi. Bunların hepsi OKEX'te var. Ben aşağıya referans linkimi koyacağım. Mutlaka benim referans linkimle kayıt olun arkadaşlar. Ömür boyu daha az komisyonlarla işlem yapabileceksiniz. Daha az paralar ödeyeceksiniz. Bunlar da sadece Elit Türk'ün takipçilerine özel hazırlanan linkler arkadaşlar. Onun da bilgisini vermiş olayım. Aşağıda referans linkim var. Mutlaka bu şekilde kayıt olmalısınız. Peki bu inubazlı coinlerden daha başka işte köpekgiller diyebileceğimiz coinlerden daha başka hangi coinler dikkatimi çekiyor? SNX var. Geçenlerde değerlendirdiğimiz bir coin'di. İşte buradan bir 12 dolar gördü ama zaten maliyetimiz 10,20 dolardı. Şu an zaten maliyetimiz de ben şu kırmızı bölgenin destek olacağını düşünüyorum. Buradaki kırılımla beraber 16 dolarlara doğru bir çıkış geleceğini düşünüyorum. Bu çıkış başladığında bir anda olacak. Yani böyle birkaç gün içerisinde çok hızlı bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Asıl hedefim ise 24-25 dolarlar. Yani şu yeşil bölge. Çok fazla zamanı kalmadı. Onu da belirteyim. Gene aynı şekilde KIP var. Geçenlerde aldığımız 0,6950 gibi bir rakamdan aldım. Kabaca işte 0,70'lerden. Burada da hani bu borsadan bakmayacağım buna. Şöyle Kraken'dan bakalım. Daha önce sergilendiği bir borsa. Birçok borsada yeni eklendi arkadaşlar. İşte şu civarlardakinin Asus aylarında. Burada da o yüzden hani yükselişte yeni başladım ben düşünüyorum. Bir atak yaptı şu an dinlenme sürecinde. Hani şu bölge çok güzel çalışıyor. Sarı bölge. O da işte 0,65 civarlarından geçiyor. Buradaki şeyle beraber bakın şöyle bir çanak beklentim var. Bunlar tabii kısa vadeli beklentiler. Ya kısa vadeli derken işte şöyle bir altcoin'leri biraz para girmeye başlasın. Direkt bunlarda ben bir sıçrama geleceğini düşünüyorum. 1,20 dolarlar ilk hedefi. Hani oralarda belki bir TP bölgesi olabilir ilk etapta. Daha uzun vadede ise hedefler daha da yüksek. Çünkü KIP'in gördüğü en yüksek bölge zaten 2 dolarlardan geçiyor. O bölgeleri de zamanla test edecek. Onu da belirteyim arkadaşlar.
Yani ki benim umutlu olduğum bir coin ve yükselişte sert olacak arkadaşlar. Onu da belirteyim. Yükselişlerin bittiğini düşünmüyorum. Çünkü aksine bakın bu coinlerde yeni ben yükselişler başlayacağını düşünüyorum. Bakın şurada bir trend kırılımı vardı. Çok sert bir şekilde direkt 1 dolara geldik. Şimdi sarı bölge destek buluyor. Bakın haftalıklarda. Hani buna şu şekilde bakabilirsiniz. Trendi tekrar onaya geliyor. Hop. Tekrardan eski zirvesine doğru hareket alanı doğacak arkadaşlar. Kip üzmeyeceğini düşünüyorum. Daha farklı olarak işte hiç konuşmadığımız mesela BNT vardı. Bunu Twitter'dan vesaire de yazmadım. Bakın burada da büyük bir sıkışma var. Yani bu coin'de ben size şunu belirteyim. Büyük bir patlama yakın. Aynı SNX'te olduğu gibi. Hani bunda da böyle ufak ufak atıp yatırımlar yapılabilir. Banko kar bırakacak bir coin. Kırılım yakın. Kırılımın gelmesi ilk etapta 6 dolarlar. Daha sonra da bakın burada bir direnç var. İlk etapta geçemeyebilir. Daha sonra 8-9 dolarlara gideceğini düşünüyorum. Bu da neredeyse çarpı 2 gibi bir rakama tekabül ediyor. Bunu da ilk defa bu videoda söyledim. Yani buna da bir yatırım yapılabilir. Ben aldım mı? Elimde yok ama bir miktar almayı düşünüyorum. Hatta bugün de bir tık alabilirim. Yani böyle alayım köşede dursun hesabında. Çünkü dip noktası bakın 3.53-60'lardan geçiyor. Burayı çok güzel destek yapmış. Artık hareket sıkışmış. Yani bir sıçrama her an gelebilir. Tıpkı şuradaki gibi. Yukarı yönlü istek sürekli devam ediyor. İlk etapta 6.10-6.15'ler belki de gelebilecek bölge BNT'de diyebilirim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Twitter tarafından beni takip etmenizde fayda var. Video beğeni atıp aşağıda yorum bırakmayı unutmayın. Hoşça kalın.